Türkiye'nin en karanlık günlerinden biriydi. 28 Şubat 1997. Milletin iradesi üzerinden asker postallarının tepinerek geçtiği, İslami değerlerin ve imani yaşam şekillerinin terörizm diye isimlendirildiği bir kurmaca dönemdi 28 Şubat. Üniversite kapılarında polis yopuyla darp edilen başörtülü kızlarımız aynı zamanda ikna odalarında kendilerini modern diye adlandıran o faşist öğretim görevlileri tarafından psikolojik taarruzlara tutuluyordu. Demokrasiye balans ayarı veriyordu diye millete tank paletlerini gösteren o darbeci, zorbacı, meymenetsizler bu ülkeyi istedikleri gibi yöneteceklerini düşünüp 1000 yıl sürecek dedikleri irtica ile mücadele planını devreye sokmuşlardı. 28 Şubat zulmünün mimarları sadece bu darbeci askerler değil de algı operasyonlarıyla, o asmalı kesmeli şeriat söylemleriyle, sabahtan akşama kadar yalan yanlış yaptıkları haberlerle bazı basın kuruluşları da darbecilerin postallarını yalayıp sözde özgür gazetecilik yapıyordu. İnançlarını, değerlerini ve haklarını koruma adına günlerce, haftalarca eylemler, yürüyüşler, insan zincirleri yapan milletin direncini başörtüsü füruattır diyerek kıranlar da dolaylı yoldan darbecilere katkı sağlıyordu. Evlerimize baskınlar düzenleniyor. Çoluk çocuğumuzun okuduğu Kur'an kursları kapatılıyor. Allah diyen, Kur'an diyen kim varsa üzerine leş kargalar gibi saldırıyorlardı. Dert bu topraklardan Anadolu ruhunu silmekti. Dert bu imanlı milletin inancına balta vurmaktı. Dert bu coğrafyada İslami fidanların yeşermesini 1000 yıl engellemekti. Planlar, tuzaklar kurdular. Ama plan kurucuların en hayırlısı olan Allah Azze ve Celle'yi hesaba katmamışlardı. Hani diyor ya şair, Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur diye. İşte o karanlık günlerden geçen bu milletin yüreğinden Allah korkuyu, baş eğmeyi, pısırıklığı almıştı. Ve bu millet düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilip 27 Nisan e-muhtırası gibi Gezi vandalizmi, 17-25 Aralık kumpasını ve en sonunda da 15 Temmuz hain darbe girişimini duruşuyla, imanıyla ve insanüstü gayretiyle durdurmuştu. Ve bu topraklarda milletin iradesinin üstünde bir gücün olmadığını ve bundan sonra da olamayacağını 7 düvele haykırdı bu millet elhamdülillah. Bu millet o zalimleri, o hainleri hiçbir zaman unutmayacak. Ve aynı zamanda bu millet boncuk boncuk terler dökerek iç kaosa müsaade etmeyen ve davasını sonuna kadar savunan merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı ve 28 Şubat zihniyetinin iftiralar atarak zindanlarda çürüttüğü Mücahit Salih Mirza Beyoğlu'nu unutmadı, unutmayacak da. Ayrıca eğitim hakları, hayalleri, gelecekleri elinden alınma pahasına dahi olsa başörtüm benim namusumdur deyip Müslüman kadının o dik duruşunu tarihe not olarak düşen ümmetin mücadeleci kadınlarını, kızlarını da unutmayacaktır. Ve üzerinden 22 yıl geçmiş olan o postmodern zalimliğin seneyi devriyesinde bir kez daha diyoruz ki 28 Şubat garabetinin mağduru olarak şu anda dahi hapishanelerde bulunan 367 mazlumun ivedilikle özgürlüğüne kavuşturulmasını ve devlet tarafından iadeyi itibar ile kendilerine onurlarının iade edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.